İnsan bütün esmaya mazhardır. Fakat kainatın çok çeşit mahlukatlarla süslenmesi ve meleklerin ibadetlerinin ihtilafını netice veren esmanın çeşit çeşit olması, insanların dahi bir derece çeşitliliğine sebep olmuştur. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatleri, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan doğmuştur. Mesela İsa aleyhisselam, sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi ve ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir. Dünyanın üç yüzü vardır. Biri Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayineleridir. İkincisi ahirete bakar. Ahiret tarlasıdır. Üçüncüsü de fenaya, yokluğa bakar. Bildiğimiz Allah'ın rızasının olmadığı dalalet ehlinin dünyasıdır. Demek Esma-i Hüsna'nın ayineleri ve mektubat-ı samedaniye ve ahiretin tarlası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hatiatın kaynağı ve belaların menbaı olan dünya perestlerin dünyasının ahiret aleminde iman ehline verilen daimi nimetlerin bir zerresine değmediğine işarettir. Yeryüzünün tarlasında bitkilerin her bir taifesi, hal ve kabiliyet diliyle Fatır-ı Hakim'den sual ediyorlar, dua ediyorlar ki, ''Ya Rabbena, bize kuvvet ver ki, yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle rububiyetinin saltanatını lisanımızla ilan edelim ve yeryüzü mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bizi muvaffak kıl ve arz sergisinin her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin güzel ve antika sanatlarını kendi lisanımızla teşhir edelim. Kur'an-ı Mucizul Beyan, ayetlerin sonlarında galiben bazı neticeleri zikreder ki, o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı veya manalarını içinde barındırıyor veyahut aklı tefekküre sevk etmek için aklı havale eder veyahut Kur'an'ın maksadından bir külli kaideyi içine alır ki, ayetin tekit ve teyidi için fezlekeler yapar. Ey insan! Onun esma ve sıfatına ait muhabbet kabiliyetini diğer bekasız mevcudata verme, faydasız eserlerde ve o masnuatta nakışları, cilveleri görünen Esma-i Hüsna bakidirler, daimidirler. Ve esma ve sıfatın her birisinde binler ihsan ve cemal mertebesi, binler tabakat-ı kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki, cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir leması ve dünyadaki bütün rızk ve nimet bir katresidir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının haddü hesaba gelmez çeşitli tecellileri vardır. Mahlukatın çeşitliliği o tecelliyatın çeşitli oluşundan geliyor. O esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının aynelerinde güzelliklerinin cilvelerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabını ve mevcudat mektubatını an be an tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu Zat-ı Mukaddes ve Müsemma-i Akdes'le beraber bütün zişuurların nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler.
Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar, bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşaa-i rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allah göklerin ve yerin nurudur, aydınlatıcısıdır. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen, mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki, yağı neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara işte böyle misal verir. Allah her şeyi bilir. Ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim. Senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda süslü ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? İşte aynen bu misal gibi, Sani-i Zülcelal, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi, Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için, onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. İsmi Kuddüs bir ismi azamdır ki, doğrudan doğruya mevcudiyeti Rabbaniye'yi ve vahdaniyeti ilahiyeyi Esma-i Hüsna'sı ile beraber güneş gibi geniş ve durbin gibi olan gözlere gösterir. Esma-i Hüsna'sının ekserisinin belki binbir esmanın birer büyük cilvesi ve o cilveden gelen fiil büyüklüğü nispetinde açıklık kat'iyetiyle vahid-i ahadi gösterir. İsmi Rahman'ın cilvesi olan geniş rahmet ancak rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle tezahür eder. İsmi Vedud'un cilvesi olan ilahi sevgi ve Rabbani tanışma o Habibi Rabbul Alemin'le netice verir, mukabele görür. İsmi Cemil'in bir cilvesi olan bütün güzellikler yani zatının güzelliği, isimlerinin güzelliği, sanatının güzelliği ve mahlukattaki güzellik dahi o Ayine-i Ahmediye'de aleyhisselam görülür, gösterilir.
ve haşmet-i rububiyet ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o rububiyet saltanatının ilan edicisi olan Zat-ı Ahmediye'nin risaletiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risaleti Ahmediye'ye birer parlak bürhandır.